Yoksa mesela şimdi Amerika olsun, dış ülke, özellikle Amerika, inancının zayıfladığını düşündüğü ülkelere daha saldırgan davranıyor. Yani Masonluk bunu tespit ediyor, Amerikan Masonluğu. Ona göre tavır alıyor. Mesela Irak'ta insanların imanı çok zayıflamıştı. Irak Saddam döneminde uyuşturucu kullanıyorlar, içki kullanıyorlar, kendi alemlerindeler, barlar, gazinolar. Tamamen eyyamcı ve keyfine düşkün bir topluluk oluşmuştu ama büyük çapta böyleydi. Onu Amerikan istihbaratı tespit etti. Ama Masonluğun tabii talimatıyla, Masonluğun etkisindedir Amerikalılar. Yani büyük bölüm öyledir. Yani evanjelikler mazlum insanlardır. Yani fakat Masonluğun kontrolüne girince çok tehlikeli olabiliyorlar. Mesela Irak'ın işgalinde Masonlar dediler ki Mehdi buradan çıkacak, Irak'tan çıkacak. Sizin için çok büyük bir tehlike. Irak'ı işgal etmeniz gerekir dediler. Hemen evanjelikler ikna oldu buna ve işgal yapıldı. Yani 3-5 Mason'un oyunuyla konu bitti. Afganistan için de mesela burada Mehdi'nin işte siyah sancaklı ordusu gelecek buradan. Tehlike burada dediler. Gittiler Afganistan'ı işgal ettiler. Yani çok kolay ikna edebiliyorlar Hristiyanları. Hatta İncil'de de geçer. Güvercin gibi safsınız diyor Hazreti İsa onlara. İnşallah. Güvercin gibi safsınız. Yani hemen iknaya açık İnanmaya oluyorlar. müsaade. Evet. Dolayısıyla inanç çok çok önemli. Yani milletimizin çok imanının çok güçlü olması Türkiye'ye karşı eylemlerin ertelenmesine sebep olmuştur. Yani imanı zayıf görseydiler aslında Türkiye de sıradaydı. Fakat güçlü bir direnç, güçlü bir iman görüldüğü için Türkiye'ye yaklaşmadılar. Yoksa Mehdi'nin zuhur yeri olarak asıl Türkiye olarak biliyorlar. Yani Irak, Suriye ve Türkiye. Yani asıl yer buraydı, asıl Türkiye'ydi. Fakat güçlü bir imani dirençle ve metafizik bazı olaylarla karşılaştıkları için Türkiye'ye yaklaşmadılar. Yani sonra ileride tarif edeceğim bazı olaylar gördüler Türkiye'de. O yüzden Türkiye'ye yaklaşamadılar. Yoksa niyetleri bozuktu. Yani tabii niyetleri bozuktu. Allah korudu Türkiye'yi. Çünkü Mehdi'nin çıkacağı bir yer olduğu için Allah özel olarak koruyor Türkiye'yi. Yani hiçbir güç durduramaz Türkiye'yi. Şimdi mesela PKK'nın da kendince bir oyunu var ama ayağına dolanacak PKK'nın. Yine beceremeyecek. Fakat bir sebebe sarılmakla mükellefiz. Yani biz oturup seyredemeyiz. Yani buna karşı önlem almak durumundayız.